havaların soğumasıyla yavaş yavaş ne oluyor? Grip hastalığı yavaş yavaş insanlara bulaşmaya başlıyor. Salgın şeklinde. Gripin tetikleyen eskiden mesela 1-2 virüs idiyse bugün günümüzde gribi tetikleyen bakteri, virüs ve mantar sayısı çok kompleks olmuştur. 300-400 bakteri, virüs birlikte koloni şeklinde çalışırlar. Ortak. Neden? Eskiden insanlar belki yani fazla seyahat yapmıyorlardı. Günümüzde insanlar bir bakıyorsun Türkiye'de, bir bakıyorsun Amerika'da, Asya'da, Afrika'da. Buradaki mikrobu oraya götürüyor, oradaki mikrobu buraya getiriyor. Dünya bir köy gibi oldu. Ve sürekli mikroplar yayılıyor, yayılıyor. Grip dalgası başladığı zaman hemen firmalar başlıyorlar, ürün üretmeye üretiyorlar, deniyorlar. Tam bu grip iyi, bu gribe karşı bu ilaç iyi gelir. Bunu hemen insanlara aşılayalım, ilacı verelim, gripten kurtulsun diyecekleri anda gribe sebep olan bu mikroplar kolonisine yeni bir virüs veya bakteri giriyor. Ne oluyor? O ilaç etkisiz kalıyor. Aynı domuz gribinde olduğu gibi. Ne oldu? Şöyle tehlikeli, böyle tehlikeli milyonlarca aşı getirdiler. İşte aşı yapılırdı, yapılmazdı tartışması başladı sırada mutasyona uğradı mikrop. Yani bu koloninin içine yeni bir virüs girdi. Aşının etkisi sıfır. Ve o milyonlarca insan ölecek diye yapılan propaganda, kara propaganda, asparagas, yalan haber olduğu ortaya çıktı. Bazıları köşeyi döndü. Her türlü grip, pandemik veyahut da uluslararası veya bölgesel, lokal veya uluslararası grip olsun fark etmez. Her türlü gripe karşı yapılacak tek bir şey var. Bağışıklık sistemini güçlendirmek. Nasıl güçlendireceksiniz? Şu elimizde gördüğünüz bitki ekinezya. Ekinezya şu çiçeğinin kurumuş hali. Bu da otu. Ekinezyanın otu. Amanın. Ekinezyanın otu. Buna kipri otu da denir. Neden? Kipriye benzediği için. Veyahut da bakır otu da denir. Rengi bakıra benzediği için. Ekinezya purpurea, Ekinezya pandemia, Ekinezya angustifolia denen 3 türü tıbbi maksatla kullanılır. Sadece 3. Bunun haricindeki diğer türler tıbbi maksatla kullanılmaz. 1050 çeşit Ekinezya var. Bunlardan sadece 3'ü tıbbi maksatla kullanılır. Diğerlerinin hiçbir değeri yoktur. Süs bitkisi olarak yetiştirilir. Ekinezya'nın vatanı Amerika olup burada bu bitkiyi Kızılderililer 4000 yıl önce kullanmaya başlamışlar. Üşütme, grip, nezle, soğuk algınlığı gibi rahatsızlara karşı dünyada en etkili bitkilerden biridir. Evet, canlı resmi şu. Gösterebilirse arkadaşımız şöyle mi? Evet, bu çiçek Ekinezya. Çok güzel bir çiçek, süs bitkisi. Bu çiçeğin yaprağı, kökü, sapı tamamı kullanılır. Birçok klinik araştırması yapılmıştır. Sadece Almanya'da 1000 çocuk doktoru, 141.000 çocuğu, üşütme, grip, nezle gibi rahatsızları olan çocuğu neyle tedavi etmişler? Ekinezya'da elde edilen damla, traje, kapsül tedavi etmişler. Biz de bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Ayrıca üniversitede öğrencileri üzerinde deney yapmışlar, gönüllü üniversite öğrencileri üzerinde. 609 öğrenciyi ikiye ayırmışlar. 303'üne Ekinezya'dan elde edilen şurup, damla, traje, diğerlerine farklı ürünler, kimyasal. Ekinezya'nın kimyasal ilaçlardan daha etkili olduğu ve yan etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Biz bununla ilgili bir çalışma yaptık. Birleşiminde Afrika atırı
Pelargonium sidoides, Pelargonium reniforme. Bizdeki sardunyaya benzer. Eskiden balkonlarda yetiştirilen sardunya. Itırın kökünün ekstraktı ama. Kökü değil. Ekinezya'nın ekstraktı, damıtılarak elde edilen ekstraktı. Bazıları diyor ki ben burada anlattığım zaman ben ekinezya alayım çayını içeyim. Al iç, çok güzel. Basit rahatsızlıklar da iyidir. Fakat kişide üşütme, grip, nezle varsa, kemiklerine kadar sızlıyorsa, başı ağrıyorsa, burnu akıyorsa çayı yeterli değil. Neden? Birleşimdeki etken madde %3, 1-2-3. O zaman ne gerekir? Ekstrak. Yani damıtılarak elde edilen, destilasyonla elde edilen özü. Ben çayını içeyim diyor, iç. Başlamadan önce grip, başlamadan önce kişi ıhlamur, ekinezya, kekik, hakiki kekik ama. 52 kekik yetişiyor Türkiye'de, sadece bahçe kekiği dediğimiz Tumus vulgaris. Afrika yatırı, mürver çiçeği. Bunları karıştırıp çayını içerse grip başlamadan önce çok çok mükemmel. Biz bununla ilgili çok güzel bir çay hazırladık. Grip çayı. Evet. Kişi bunu kullandığı zaman rahatlar, relax olur. Grip başlamadan önce yani Kasım'dan itibaren yavaş yavaş kullanmak gerekir. Eskiden atalarımız, dedelerimiz. Evlerde sürekli bir efendim çaydanlık olurdu, ıhlamur kaynardı. Siyah çay, yeşil çay yoktu. Ihlamur vardı. Şimdi ıhlamur ne oldu? Kayboldu. Yerini siyah çay aldı. Siyah çay da maşallah ne yapıyor? Bağırsakları kurutuyor. Besinlerden vitamin, mineral emilimini engelliyor. Cilt hastalıkları, alerjik hastalıkları tetikliyor. Evet. Ekinezya yani griple ilgili bizim bir çalışmamız oldu. Birleşiminde bu ıtır, üşütme, grip, nezle, bronşit, faranjit, sinüzit gibi nefes yolları için dünyada en etkili bitkidir. Afrika ıtırı. Pelargonium sidoides, Pelargonium reniforme. Bunun birleşiminde ekinezya var. Bizim ayrıca ıtırın haricinde bir ekinezya forte. Yani 80 tür ürünümüz olduğu için bugün ekinezya yok. Ekinezya grip, üşütme, nezleye karşı daha etkili. Itır, bronşit, faranjit, sinüzite karşı daha etkili. İkisinin özellikleri, ikisi birbirini tamamlayıcıdır. Ekinezya ile ıtır birbirini tamamlayıcı. Itır her türlü isterse kronik bronşit olsun kişi. Bunu kullandığı zaman yavaş yavaş rahatsızlığı atlatır. Ekinezya forte ise bağışıklık sistemini güçlendirir. Üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlığı kolay atlatır. Kişi grip oldu, tedavi olmadı. Ne olur? İltihap diğer organlara yavaş yavaş sirayet ederse romatizmayı tetikler. Böbreklere zarar verir, karaciğere zarar verir. Bu nedenle ben üşüttüm, gripim, nezleyim, iki gün geçer, dinleneyim. Geçer dememek gerekir. Itır forte veya ekinezya forte ile, eğer bağırsaklarında problem varsa aloe vera jelle, midesinde problem varsa tonikle takviye etmek gerekir, güçlendirmek gerekir. Bağışıklık sistemini güçlendirdiğin zaman problem ortadan kalkar. Şimdi şöyle mesela gribi sebebi nedir? Virüs. Virüse karşı antibiyotik kullanamazsınız. Antibiyotik kullanırsanız bağırsak florası yok. O da bağışıklık sistemi çökertir. Antibiyotik kullanmak rizikolu. Yani ekinezya ile ve ıtırla binlerce insan üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Hastalar tedavi edilmiş. Klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Yani